Civa huvel ma'denul vahidus sailu, atıcı tek bir madendir. Ellezi, öyle bir maden ki yücedu, bulunur. Fit tabiati, doğada, münferiden, tek başına, ev muttahiden bi anasilin uhra, veyahut başka diğer elementlerle birleşik olarak, ve veznuhu zürri, atom ağırlığı ise miyeteyn nokta vahid ve sittin, ağırlığı da 260.61'dir. Aynen. Evet. Tamam. Şimdi A şıkkı bakalım. Civa. Selam, özür diliyorum Selam. Buyur. 0.200.61 biraz olan. Nasıl 0? Ben yanlış biliyorum. Orada nokta görüyorum. Burada virgül fark etmez. 0. Yani virgül fasile de diyorlar ha, fasile. Tamam, evet. Hı. Ve 200.61 öyledir. Bir şey diyorsun başkan. Tamam, devam et, devam et. Tamam. Doğada evet, B şekli tek başına bulunabileceği gibi başka elementlerle, bak, tek başına bulunabileceği gibi, orada istikbal, müstakbel bir kelime olmadı. Bunu hemen civanın, orada bak civa dedi özne. Civanın dedi, bu da atalım, elleyelim. C, akıcı bir maden olan. Evet. Ve doğada her yerde bulunan, bak her yer, bunu da atalım, burada her yerde mi dedi? Dedi yücedü fi tabiati. Onu da eleyelim. D'ye bakalım, atom ağırlığı 261 olan doğadaki tek akıcı maden. Civa bak, fermentlerde karışık halde bulunabilir. Bak burada bir ihtimal. Kad yücedü, kad deseydi o bulunabilir ihtimal, ama yücedü dedi, bulunur, bulunabilir. O da, onu da atalım, eleyelim. Civa doğada rastlanan, rastlanan da geçmedi. Atom ağırlığı günün altının tek madendir, tek başına ya da başka elementlere karışık halde bulunabilir. Bu da bulunabilir. Yani ben anladığım kadarıyla doğru cevap A görünüyor. Doğrudur A'dır. Evet, evet. Seyna. Okuyalım mı? Sen oku Seyna. Oku. Yezidu mecmu mesahati iklimil Pencap. Bu Pencap, Pakistan'daki iklimin alanın toplamı artıyor, ziyade fazladır. Ellezi, o Pencap eyaleti ya da alan, o mesahat. Mesahat sebebi. O ellezi nereye gidiyor Selam? He? Mecmua gidiyor ha. Mecmua tabi. Evet, o toplu. Hı. Ya da iklime gidiyor. İklim de olabilir. Evet. Onun alanı ve yüz ölçümü, o toplam Pencap. İklim bölge tam. Nasıl? He? İklim bölgedir, bölge demek. Tabi bu iklim burada bölge de olabilir tabi. Burada bölge. Bölgesi. Yani bu iklimdir. İklim bölge demek. Tamam. Şimdi burada bölge diye yazmamış onun için. Bölge var doğru. Bölge tamam. Doğru. Tamam, devam edin. Ellezi yeşminul cüz'el şimaliye şerhiye bile Pakistan. Pakistan'dan kuzey doğu parçasını kapsamaktadır, kapsıyor. Ve cüz'el şimaliye gerbi minel Hind. Hindistan'dan ise kuzey batı parçasını kaplıyor. An miyeteyn ve hamsine elfi kilometre murabba. Ve 250.000 kilometre karedir. Bu Pencap bölgesinin yüz ölçümünün toplamı 250.000 kilometre karedir. Tamam. Evet. Şimdi bakalım. 250.000 kilometre kareden fazladır. Tamam. Yezidu. Tamam. Fazladır. Tamam. Şimdi burada yüklemimiz fazladır. Yezidu. Tamam. Hangilerinde var? D'de var. Yine bir anladım. De E'de var. Tamam mı? Aynen, doğru. O. Biz diğerleri de okuyalım mı yoksa? Diğerlere gerek yok. Tamam. Yani şimdi arkadaşlar de, sınavda da böyle yapsınlar ha. Yüklem yoluyla gitsinler, evet. Evet. Pakistan'ın kuzey doğu bölümü ile Hindistan'ın kuzey batı bölümünü içine alan Pencap bölgesinin toplam yüz ölçümü 250.000 kilometre kareden fazladır. Sanki bu biraz güzel göründü. Hı hı. Pakistan'ın kuzey batı bölümü
Evet. Halbuki o Hindistan'ın kuzeybatıydı. Bak bu tersine söyledi. Pakistan'ın kuzeybatı bölü, Hindistan'ın kuzeydoğu. Bak orada dedi ki Ellezişmilü cüzel şimali şarkı minel Pakistan. Pakistan'ın kuzey kuzeydoğudur. Öyle değil mi? Evet. O, dolayısıyla E'de dedi ki kuzeybatı bölümüyle Hindistan'ın kuzeydoğu bölümünü kapsayan Pencab'ın yüz ölçümü 250 bin kilometre kareden fazladır. Doğru cevabımız D'dir. D'dir, doğru. Evet. Aynen. Evet. Buyurun. Ben okuyayım. El zümrüt min ekseril ehcari el kerimeti. Zümrüt yani böyle değerli bir taş çeşididir. Evet. Yani bu değerli taşların en çok min ekseril ehcari el kerimeti nüdreten yani az bulunmak yönünden en çok az bulunan değerli taşlardandır. Yani en çok az bulunuyor zümrüt. Velev selâsatu envâ'in. Üç çeşidi var. El gâmık, kapalı, rengi kapalı. Ve şeffaf, vel amîk. Şeffaf, yani böyle parlak şeffaf. Onu amîk de, yani derin. Rengi derin mi? Evet. Şimdi zümrüt, değerli taşlar arasında yüksek değeriyle uç ama biz öyle demedik ki en çok az bulunan değerli taşlar arasında en çok az bulunan adam öyle bir şey yoktu değil mi? Ha. Ondan sonra zümrüt en nadir değerli taşlardan oldu doğru koyu saydam ve derin olmak üzere üç türü vardır. Bu güzeldir. Nadir bulunan taş, evet, taşlar arasında nadir bulunan taş. Ama biz demedik ki yani nadir taşların arasındadır. Öyle demiyoruz ha. Yani değerli taşların arasında en az en çok nadir bulunan. Aa öyledir. Bu da değildir ha. C'yi de eliyoruz ha. Nadir bulunan taşlar arasından, bak nadir bulunan taşlar arasında. Aslında değerli olan taşlar arasında en çok nadir bulunan taştır bu. Yani de eliyoruz. Nadir bulunan saydam ama en önemli taşlar arasında nerede? Ha, rengli, zümrüt, koyu ve derin rengli olana göre daha değerli. Hayır. Ya bak. Yani değerli taşların arasında en çok az yani en çok nadir bulunan sadece B'de var. Başka evet, hiç bizde de yok ha. Evet. Doğrudur. Yu'tabaru ebl-hevl el-vaki'u bil-qurb min el-ehramat. Bu ebl-hevl bir yerdir sanki. Bil-qurb yani bu piramitlere Mısır'daki piramitlere yakın bulunan Ebl-Hevl, evet, وَالْمَنْحُوتِ مِنَ الْحَجَرِ ve taştan uyutulmuş el-ciğriyi, yani bu kireçli mi değil mi, ciğri? Evet. Ha, kireçli taşlardan uyutulmuş مِنْ اَكْبَرِ تَمَاسِ الْعَالَمِ bu dünya heykellerin en büyüğüdür, evet. حَيْسُ يَبْلَغُ اِرْتِفَاعُهُ 20 metre. Onun yüksekliği 20 metreye ulaşıyor. Burada yu'teberu kabul ediliyor. Ne kabul ediliyor? Ebl-Hevl. Yu'teberu Ebl-Hevl. Yani yüklerimiz... Kaç yerde var? Seydan bir dakika. Yani yüklerimiz yu'teberudur değil mi? Ebl-Hevl de tamam. Öznedir. Eğer yanlış dersem söyleyin. Ben de diyorum ki tamam iki şıkkı çıkar diğerlerini okuma ha. Onu bak sayılmaktadır. Sayılmakta B'de var. Sayılmakta bir de D'de var. İki yerde var. Bir de D'de var değil mi? He. Sayılmaktadır. Ha. Bu ikisini okuyalım. Tamam. Olur mu? Tabii. Evet tamam. Şimdi B diyor kireç taşından bir dakika. Tamam. Kireç taşından yunutulan yüksekliği 20 metreyi aşan Sifen Sphinx
piramitlerin bulunduğu bölgede yer alan en büyük heykellerinden sayılmaktadır. Bu olabilir. Evet, D'ye bakalım. Piramitlerin yakınında yer alan ve kireç taşından yontulmuş olan Sphinx, bu Sphinx Ebu Hevr'dir ha. 20 metreye ulaşan yüksekliğiyle dünyanın en büyük heykellerinden sayılmaktadır. En büyük heykellerinden değil. En büyük heykeldir. En büyük heykellerden değil. Min ekberi temasil alemin. Yani dünyanın heykellerinin en büyüğüdür. En büyüklerinden değil ha. Hangisi bak, diyorsun? Yer alan en büyük heykellerden sayılmaktadır. En büyük heykellerden. Tamam, sen hangisini diyorsun? Yani ben B diyorum. Tamam, B'dir zaten. B, tamam. Doğru olan B. Evet, buyurun Seyhan. Evet. 68. Teblisi el-vaqi'atu ala canibeyi nehril ala canibi nehril kavra bu Kevran Nehri'nin yanına düşen Teblisi ve ala irtifai 5200 metre. Seyda, ev canibeydir ha, o ikildir ha. Evet, canibey. Ben de dedim ki orada bir şey daha gelecek. O yüzden önce şey yaptım. Evet. Teblisi el vakiyeti ala canibi Nehri'l Kevra. Burada başka bir nehir var mı? İkinci Seydan, Hura Nehri'nin her iki yanında, her iki yanı. Yani evet, bu tamam, Hura Nehri'nin tamam, iki tamam, kıyısı. Tamam, doğru, aklım buraya kaydı, tamam. Ala canibey Nehri'l Kevra, Kevra Nehri'nin her iki yanında vaki olan ve ala irtifai 522 metren müstevel behr, deniz düzeyinden 522 metre yükseklikte olan merkezün sınaiyyun ve ilmiyyun ve sakafiyyun muhimmun. Kültürel, bilimsel, ilmi, sanayi önemli bir merkezdir Tbilisi. Kur'an Nehri'nin şimdi Tbilisi bakalım en önemli merkezi yükseklikte. Yani özlemimiz nedir? Kur'an Nehri mi? Yok, Tbilisi mi? Üzlemiz Teblisi'dir. Aa, Teblisi'dir değil mi? Evet. Teblisi önemli bir sanayi, bilim ve kültür merkezidir. Önemli vale irtifa burada. Üzlemiz 22 metre yükseklikte olan önemli bir sanayi. Kur'an Nehri'nin her iki yanında yer alan deniz seviyesinden 500 metre yüksekte olan Teblis önemli bir sanayi, bilim ve kültür merkezidir. Bakalım, neyse okuyalım. Kur'an Nehri'nin her iki yanında yer alan en önemli sanayi, bilim, kültür merkezidir. Tiflis, deniz, ödemek bu sanki A, o değil. Oldukça önemli bir sanayi. Oldukça var mı? Oldukça. Yok, o da yok. C'ye bakalım. Kur'an Nehri kıyısında, bize her iki tarafında, kıyısında dedi. Yani her iki yanında, o da değil. C'yle ben gitti. D. Kur'an'ın her iki yanında yer alan ve deniz seviyesinden 522 metre yüksekte olan Tiflis önemli bir sanayi, bilim ve kültür, bu sanki biraz uyuyor. Önemli bir sanayi, bilim, kültür, merkezi Tiflis, Kur'an'ın her iki yanında yer almakta olup, yer almakta olup. Sanki bu deniz, de deniz daha güzel görünüyor. Ne diyorsun değil mi? Evet. Doğru olan dedi. Buyurun Seyna. Evet. Evet. الفترة التي استمرت من مطلع القرن الرابع عشر إلى أوائل القرن السادس عشر في تاريخ تركيا تسمى عصر إمارات الأناضول. Diyor ki 14. asrın başından devam eden bu süreç 16. asrın başına kadar Türkiye tarihinde buna Anadolu Birlik Emirlikleri Çağı denilir. Anadolu Beylikleri ya da İmarat. Anadolu Beylikleri o dönemi olarak bilinir. Bakalım beylikleri olarak adlandırılır. Bilinir ha. Değil. O zaman. Bilinen attır.
Yani öznemiz, Seydam öznemiz nedir? Öznemiz? Öznemiz şeydir, bu Türkiye tarihinde Anadolu beylikleridir. Anadolu beylikleri ama, değil mi? He. Fakat yüklememiz ise şeydir, verilen addır. Verilen addır. Tamam. Ya da yani tüsemma adlandırılmaktadır. Adlandırılmakta. Hmm. Şimdi tamam. Bakalım adlandırılmakta deyi okuyalım, o nasıl uyuyor mu bir bakalım. Tamam. Türkiye tarihinde 14. yüzyılın başından, Bilmat Dekkan'ın Rabi'ye başından metla, 16. yüzyıl başlarına kadar süren dönem, Elfedetülleti istemerret. Süren dönem Anadolu Beylikleri dönemi olarak adlandırılmaktadır. Sanki doğru cevap derdir. Evet. Öbürleri adlandırılmaktadır. Yok zaten onlardan değil mi? Yoktur. Evet. Aynen. Yani yüklemi yakalarsa tüsemma asr-ı imanatil Anadolu. Ah! Tüsemma yani mesela bu El-Fatetü'l-Leti İslam'ın Madda'l-Kın'ın Rab'a Aşer ile Avvâkın An-Sâd'a Aşer fi tarihi Türkiye, bunlar hepsi ara cümledir ha. Yani asr-ı imaratil Anadolu tüsemma. Tüsemma yani el fetretu keda keda tüsemma asr-ı Anadolu. Evet. Doğru olan D'dir. Doğru olan D'dir. Evet. Tamam. Evet. Ben devam ediyorum. Buyur. Gök bilimcileri büyük Big Bang patlamasından sonra evrendeki ilk yüzyılların oluştuğuna inanılan bazı sinyaller yakalayabildi. Değil mi? Yakalayabildi. Evet. Burada yakalayabilmek şeydir değil mi? Yüklemdir. Evet. Şey nedir? Öznemiz nedir? Gök bilimciler. Gök bilimcileri. Gök bilimcileri yakalayabilmektedir değil mi? Evet. O zaman temekkene ulema'ül feleki min iltikati ba'dül işareti. Yani bu astronotlar imkan buldu. Min iltikati ba'dül işareti. Onu şey de onu şey yap. Onu ele, çünkü orada bak yakalamak kelimesi yok. Yakalamak yok. İltikat. İltikat yakalamaktır. Yok. Ya iltikat fotoğraf çekmektir. Yakalamak değil. Öyle mi? Tabii. Zeydan. Evet, ben bak okuyayım. İstersen ben bunu okuyayım ya. Ben okuyayım. Temekkene ulema'ül felek min iltikati. İmkan olmayan iltikati ba'dül işareti. Bazı işaretlerin yani yakalanma. Yakalamadır ha. Fotoğraf çekme de yakalamadır. Fotoğraf çekme de yakalamadır. Mimma. Bak. Yani temekkene ulema'ül felek min iltikati ba'dül işareti. Bazı işaretleri yakaladılar ki onlar da mimma ya'takidu. Yahut mimma yu'takadu. İnanılıyorlar ki bi enneha evvelin nücumi. Diyorlar bunlar ilk yıldız ki ellet teşekkelet fil kevni. Yani kainata ilk teşkil eden yıldız. Ba'den infical azimi big bang. Yani big bang büyük patlamadan sonra dünyada ilk teşkil eden yıldızdır inanıyorlar. Bak mimma yu'tekadu inanılmaktadır. Bu burada mimma yu'tekadu. Biz burada bunu ipucu kabul etse mimma yu'tekadu A'da var. Başka nerede var? Evet. Zeynep. Yazınlığına B'de yok. Fekirüne C'de de yok. E'de var. E'de. E'de de var. Bakalım. E'de de var değil mi? Evet. E'de başka yok değil mi? Ha yok. Biz hepsini eliyoruz. Sadece A ve E'yi okuyoruz. Çünkü öbürlerde ama inanılmaktadır var. Ha o zaman öbürleri hepsi boştur. لَقَدْ تَمَكَّنَ الْعُلَمَانْ مِنْ تَسْجِيلِ بَعْدِ الْمُشَاهِدِينَ Bazı yani manzaraların kaydetmesi. Kaydetme yoktu orada. Aynen doğru. Değil mi? Doğru. Ha doğru olan nedir? Doğru olan A. Bir de burada bir eden şey daha var. El kebiril müsemma. Orada müsemma diye bir şey de yok. Dolayısıyla. Yoktur. Evet. Tamam. Doğru olan A. Doğru. Evet. Bir tane daha okuyayım. Buyurun. Ülkemizde Rize ve Trabzon'da sonra çay üretiminde önemli bir yere sahip olan Artvin'de ortalama yıllık 100 bin tonluk çay üretilmektedir. O zaman yani Artvin'de çay üretilmektedir. Değil mi?
Evet. Yani yüklememiz öğretilmektedir. Doğru mu? Evet. Ha, ondan sonra özne nedir özne? Öznemiz ülkemizde Rize, Trabzon. Hayır. Artvin'dir. Artvin ya. Bak, Artvin. Yani ülkemizde Rize ve Trabzon'dan sonra bu ara cümle. Sonra çay üretiminde önemli bir yere sahip olan Artvin. Artvin ha. Artvin'dir ha. Değil mi? Ha. Artvin'in leti tenteju ma ma'deluhu 100,000 tonnin minel çay. Minel çay. Şimdi. Evet. Seyda burada iki ipucu var. Siz o üç şıkkı bırakın, iki şıkkı şey yapın. C ile B'ye bakın. Evet. Niye Seydan? Bak iyi. Çünkü burada dedi ki bir yere sahip olan. Burada C'de tahtellu mekaneten, D'de de tahtellu mekaneten. Bu iki badiyelerinde tahtellu yok. Tahtellu yok değil mi? Sahip olan. Evet. Bir yere sahip olan. Önemli bir yere sahip olan. Bir yeri işgal evet. etmişti. Ama fi belel fi beledina tahtellu E'de de var. Hiç olmaz. E? E olmaz fi beledina diyor. Nasıl? Mehmet Şah hocam bir şey dediniz buyurun. De hiç olmaz fi beledina diyor. Fi Artvin oluyor. Fi beledina de olmaz. Şimdi fi beledina tahtellu Trabzon. Evet. Trabzon ülkemizde işgal ediyor değil mi? Bu E'de öyle diyor. Ha şimdi evet, mesela evet. Yani de nasıl? Ede de tahtallu var. Buyurun. Ede de tahtallu var. Evet. Fi a, mesela C'de de var. C'de de var. Fi Artvin mesela C'ye bakalım. B'ye bakalım mesela tahtallu orada da var Seydan. Bak tedifu. Tedifu yok ha. Ama tedifu Artvin ellezî tahtallu mekânen mühimmeten. Yani ama yani mesela önemli bir yere sahip olan Artvin amaçlanmaktadır fi itaj çayı. Çayın üretmesinde amaçlanmaktadır. Ama fi beledine ülkemizde amaçlanmak yoktur ha. Şıkta amaçlamak yok. Bir de orada intaj dediği çayın üretilmesi burada dediği üretilmektedir. Ha üretilmektedir. Kul. B gitti. Ha. Şimdi C'ye bakalım. في أرتفين التي تحتل مكانة مهمة في إنتاج الشاي بعد رزا وترابزون في بلدنا. ülkemizde رزا وترابزون'dan sonra çay üretiminde önemli bir yere sahip olan Artvin. Bu güzel. يتم إنتاج ما معدنه 100,000 طن من الشاي سنويا. Yani yıllık çayın 100,000 ton oranında üretilmesi tamamlanmaktadır. Bu güzel duruyor. Yok, bu da değil. Bu güzel duruyor Seydan, bakalım. Çünkü bak diyor ki yetim mu tamamı orada diyor üretilmektedir. Üretilmektedir, tamamlamakta üretilmesi tamamlamaktadır aynı ha. Burada tamamlama demedi ki. Bakalım ondan daha güzel bir şey varsa alalım. Neyse, hele bakalım diğer tamam. sorularda bak. Fi beledina minel mutavakka. Yani beklenmektedir. Olmaz. Bekleme olmaz. Fi beledina tahtellu Trabzon ve Rize. Mekanete mühimmeten fi indal şahin. Ve kazalik artin. Bu değil ki hele. Ülkemizde Trabzon ve Rize önemli çay üretiminde önemli bir yer işgal etmektedir. Böylece Artvin'de böyledir. Artvin'de. Ha, Kadyasilu burada diyor olmaz. Bu elde Kadyasilu işi bozuyor. Evet. Kadyasilu orada öyle bir şey yok. Yani doğru olan ne diyorsunuz? Doğru olan C. C. Doğrudur. Aynen. Doğru olan C'dir. Buyurun Selim. Evet. Gergedan gövdesi iri, karnı büyük, ayakları kısa, derisi kalın, otçul bir hayvandır. Gergedan şeydir, özne, otçul bir hayvandır, o da yüklem. Evet. Vahidul karni hayvanun aşibun kebirul cismi azimul batni illa anna kayun kasirdun cidden. Burada illa böyle bir şey geçmedi Türkçe'de. Dolayısıyla yok, bunu yok. Diyelim. Evet. Vahidul karni minel hayvanati. الذي تحب أكل عشب şeyi seviyor burada demiyor seviyor diyor otçul otu seviyor demiyor onu eleyelim C وحيد القرن له جثة كبيرة gövdesi iri ve batnun dahmun karnı büyük قوائمه قصيرة ayakları kısa ve cilduhu semik derisi kalın ve في نفس الوقت aynı zamanda هو حيوان عشب otçul bir hayvan bu da olmadı نفس الوقت geçmedi aynı zaman D o da eleyelim وحيد القرن حيوان عاشب
Azimul cüse kebirul batnın kasirgim galizul cil. Bu da sanki değil. E'ye bakalım. Yok. Zaten hiç değil. Yuhibul lahme diyor. Eti sevip o hiç değil. De ile C'ye bakalım. Evet. Bu ikisi arasında. De'yi okuyalım. Vahidul karni. Gergedan gövdesi iri, karnı büyük. Burada otçul bir hayvan. Ama otçul bir hayvan son. Azimul cüse, cüsesi iri, gövdesi iri, gövdesi iri, kebirul battın karnı büyük, kasirul kavim ayakları kısa ve galizul cil ve derisi kalın, otçul bir hayvandır. Bakalım C'yi yine okuyalım. Vahidul karn, lehu cüsetun kebire ve battun dahmın, kavaymu kasire ve cilduhu semikun. وفي نفس الوقت هو حيوان عاشق. يعني غنم من قصر ودرس قانون وتشوف الحيوان ده. يعني وزمان ده نصل ده يجي arasında. Evet, doğru olan doğru olan şeydir Seydan. Yani de. Evet, doğru olan de. Evet. Doğru de. Olan dedi de. Evet. Ben de dedim ya. Evet, tamam. Beni kat. Tamam. Evet. 70 3. Mısır'da Luxor şehrinin kuzeybatısında yer alan Krallar Vadisi'nde çok sayıda firan mazarı bulunmaktadır. Bulunmaktadır, yüklemdir. Evet. Krallar Vadisi, çok sayıda firan mazarı. Yücedü mu'zem makabirin ferâineti fi vadil muluk. Nerede? Krallar Vadisi'nde. Ve ve mevki'un yakavi şimala garbil aksar. Garbil Aksar geçtin mi? Luxor şehrinin kuzeybatısında. Burada Luxor şehri o Luxor şehri mi okunuyor Aksar? Evet. Allah Allah. Demek ki Luxor şehrinin kuzeybatısında Mısır'da bir Mısır'da Luxor'un kuzeybatısında yer alan Krallar Vadisi'nde çok sayıda mu'zemül makabir mu'zem diyor büyük kabirler ve çok sayıda geçmedi burada. Evet. Çok sayıda geçmedik kendisi. Ve Vadil Muluk Mevkulun Eseriyun. Hadi bunu da atalım. Tarihi bir yer. C. Tücedü fi Vadil Muluk Ellezi Yakav Şimali Garbi Medine'til Aksa bi Mısır İddetü Makamili Firavunların birçok sayıda. Bu D'yi de okuyalım. Tadumu içeriyor. Onu da yok. Eleyelim. Onu da eleyelim. Çünkü çok dedi. Burada çok sayıda doğru cevap C'dir. Tücedü Vadil Muluk bulunuyor. Mülüklerin, kralların vadisinde, o da ne kral vadisinde? Ellezi kralın yakavi şimali garbi medine aksa bi Mısır'daki Lüksürçer'in kuzey batısında yer alan, yakavi yer alan nedir? Birçok sayıda firan mezarı. İddetü makabir elif ferahine. Birçok sayıda firan mezarı. Doğru cevap C'dir. Evet, Emeşe hocam. Biz seni unutmuşuz. Kusura bakma, buyurun. Sura senindir. Alo. Ahmet. Evet. Sesim geliyor. Evet, devam et. Türk kökenli Ahmet bin Tolun tarafından Mısır'da kurulmuş olan Tolun oğulları devletinin sınırları Sultan Umar'a ve zamanında Suriye'ye kadar uzanıyordu. Evet. Bu Tolun oğulları devletlerinin sınırları öznemizdir, uzanıyordu, yüklemdir. Aynen. Uzanıyor idi, yani burada kânet fiili kullanması lazım. Kânet A'da var, C'de var. A'ya bakalım. Kânet erâdî devretul beni torun. Elleti enceha Ahmet bin torun teki teddümmü menatıkı temteddû min Mısır. Burada temteddû'yu burada şey yapmış. Yani sıfat haline getirmiş. Bu uymaz. C'ye bakalım. Şimdi mesela A'dan Ahmet bunu torun et Türkî, Türkî öyle aslı yok ha. Ha bir de o da yok. Doğru Türkî aslı. Tamam, o yoktu. O değil ha. O da yok. Hı. Doğru. Kanet Fadu Devleti Beni Tolun, elleti temme te'sisu bi Mısır'ı min kıbeli Ahmet bin Tolun. Türkî aslı, evet burada Türkî aslılı Ahmet bin Tolun tarafından. Temteddu, işte burada yüklem yapmış. İla Suriye ala ehdi sultan Hamarawi.
Evet. Bu Hammurabi döneminde yani Hammurabi'dir ama Hammurabi demiş. Hammurabi'dir vallahu alem. Yok yok Hammurabi değil. Yok Hammurabi. Hammurabi. Hammurabi'dir ha. Tamam. Hammurabi zamanında Suriye'ye kadar uzanıyordu. Hı. Ceşik'te oturuyor. Evet, Ceşik'te güzeldir. Öbürleri unutmaya gerek yok çünkü kanet idi. Kanetten yola çıkarak iki şık da var. İki şık da var. Ama mesela A'dan Türkiye göre aslı yok. Türkiye göre aslı C'de var. Doğru olan C. Evet, devam et. Devam et Memişan hocam. Hem kanet hem de sonunda temted duğu. Aynen. Doğru, doğru. Buyurun Memişan hocam devam et. Toprak kirliliği bütün canlıların hayatına zarar vermekle birlikte özellikle insan yaşamını ciddi bir şekilde tehlikeye sokmaktadır. Evet. Bu toprak kirliliği özellikle tehlikeye sokmaktadır, yüklenmiş. Evet. Teravusu Törbe bu toprak kirliliğidir. A'da, B'de, Tarıdu, Aridu, D'de olmaz. Teravusu okyanusun teravusu terbiyeti yediru bi hayatil kainatil hayye kulliha. Yani bu tüm yaşayan canlıların bir hayatını zarar verir. Yu'arridu hayatil insan. İnsan hayatı maruz kalır. Bu oturmuyor sanki. Çünkü orada diyor ki yaşamı ciddi şekilde birlikte, vermekle birlikte diyor. Bu yok. Teravusu terbiyeti yuhadiru hayatil insan. Hasreten bir şeklin hatir. İnsan hayatını önemli bir şekilde kendi bir şekilde tehdit ediyor. Burada tehdit etmek yoktur, zarar vermek vardı. Onu da eriyoruz. يُعَرِّدُ تَلَوُسْ تُرْبَةِ حَيَاتَ الْاِنْسَانَ لِلْخَطْرِ شَدِيدِ Şiddetli bir şekilde risk insan hayatını etkilemekte ve يَدُرُقْ بِحَيَاتْ كَانَتِ الْحَيَاتِ الْاُخْرَى Hasreten özellikle diğer canlıların hayatını bu da uymuyor. يعرض تلوث التربة حياة الكائنات الحية للخطر الشديد بالإضافة إلى أنه يدور بحياة الإنسان ek olarak yani bu D şıkkı sanki olabilir أداة تلوث التربة بالإضافة إلى أنه يدور بحياة جميع الكائنات الحية فهو يعرض حياة الإنسان خاصة الخطر الشديد şimdi şeyden mi Meşe hocam dede diyor بالإضافة إلى أنه يدور بحياة الإنسان ama şıkta Şıkta hayatına canlıların hayatına zarar vermekle birlikte anladın mı? Yani o birlikte yani mesela sadece insan hayatına zarar vermesiyle birlikte değil tüm canlı insan değil Tabii. tüm canlılara evet. zarar vermekle birlikte de. Ha bunun için doğru olan D değil. Evet. Anladın? Evet. Bir de orada, bir orada tersini söylüyor doğru mu? Evet. Bir de ben de bazı insan geç fark ediyor. Bir de bu öznesi televizyon türbe toprak kirliliği. Bir de o öznenden de hareket edelim. Tamam. Tabii orada yani, tabii orada evet. Evet. Bir tane daha oku Meşe hocam. Zahmet olmuyor. Dersen geç kalmışsın. Bir tane daha oku. Sonra biz devam edeceğiz. Tunşu ed-devletu camiatin li neşri ta'limin beynel muvatinin. Bir devlet bir vatandaşlar arasında eğitimin yaygınlaşması için üniversiteler kurar. Evet. Çünkü biha kulliyatin muhtelife yedrusu fiha tulabun ve talibatin talibatun birçok diyor fakülteler kurar ve öğrenciler kız ve erkek öğrenciler orada okurlar. Tedumul kulliyatı mektebatin ve talatin kiraat Bir bu fakülteler okuma salonları ve kütüphaneler içerir diyor. Kafe'e amidul kulliyeti tulab el mütefavvufin dekan diyor başarılı olan öğrencileri mükafatlandırır. Ve tahtarifu müddete diraset beynel kulliyat fakülteler arasında eğitim müddeti değişmektedir diyor. Sanki bu D şıkkı, kafe, amidur, kuliyat. Evet, aynen. Yani mesela bu fakülteden bahsediyor. Sonra mesela dekan kalkmış bu başarılı olanlara şey veriyor. Doğru olan dedi. Evet Seyden ben bir tane okuyayım, iki tane sana vereyim. Oku. Buyur. Evet. At-tamuhu hakkun meşru'un li kulli fardin yes'a ila tahakkikin necahi fi hayatı. Yani bu istek, aşırı istek, böyle, hirs,
herkesin yani hayatında başarıyı gerçekleştirmek için çabalayan herkesin meşru hakkıdır. Ha, tekun hayatu saideten indama tebde'u bil hubbi ve tesemmiru bi zavaci. Hayat mutlu olur. Evet, evlilikle, sevgiyle indama tebde'u bil hubbi, önce sevgiyle başlar ve evlilikle de devam eder. Ve li tahqiqi't tamuhi. Şimdi bak, yine tamuha gitti ya. Ha, ve li tahqiqi't tamuhi aleyna en nes'a ila zalike bil ceddi vel ihtiyadi. Yani bu isteğimizi evet gerçekleştirmek için bize ne gerekir? En nes'a, çabalamalıyız ila zalike, bu yani hedefe bil ceddi vel ihtiyadi. Hem ciddi hem çabayla ve amel ve musabedeti ve direnme ve çalışarak ve ibtiadi anil keseli ve tembellikten uzak kalana. Ve kullama doğru söylediniz, amel, emek, çalışma, musabere, devamlılık. Tamam. Direnme, evet. Ve kullama sabirna ve iştehedina. Ne kadar direnirsek ve çabalarsak istata'na en nuhakkika ma ragibna fihi. Yani istediğimizi elde etmek için her ne kadar çabalarsak ve direnirsek o zaman onu elde edebiliriz. Min gayatin ve ehdafin es'ayniya. Çabaladığımız amaçlar ve hedefler. Ve kadimen kile, eskiden diyorlardı ki men cedde vecede. Kim çabalarsa bulur ve men zara'a hasede. Kim ekerse de biçer. Şimdi burada tekun hayatu saideten indema tabdu bil hubbi ve tesemmiru bi zavaj. Bence B olması lazım. Evet. Doğru cevap aynı. Evet. Evet. Seyden buyurun, sen de bu ikiyi oku. Üç tane kalmış, tamam. Evet. Üç tane kalmış. Evet. El kahvetu meşrubun şabiyyun meşhurun fi cemiyen hayl alem. Evet. Tüm dünyada ünlü halk halkın içtiği bir meşrubatıdır kahve. Evet. Evet. Ve tahaddara min simaril bennil muhammasati lati tuzra'u bi manat mutal min al alam. Dünyanın birçok bölgelerinde ekilen muhammasa bu kahve meyvesinden hazırlanır. El muhammasa ne diyor? Yoksa el bennil muhammasa o bir çeşit kahvedir vallahi. Mesela nasıl? Ya mesela yani bu kavrulmuş, şey olmuş, fırınlanmış, kavrulmuş. Kavrulmuş ha, kavrulmuş kahveden, meyvesinden hazırlanır. Tamam. Ve yestehiru el Yemen vel Habeşetu biziraatiha fil alamin arabi. Arap dünyasında Habeşistan, Etiyopya ile Yemen o ekimiyle meşhurdurlar, kahvenin ekimiyle. Huve teskhinu simarul bunni el-mücefefeti, kuru olan kahve meyvesinin ısıtılması, sıcak yapılması ve tarih edilen harareti, sonra sıcağa, ısıya maruz bırakılması. Kema nasıl ki teşteyru iddetü düvelin alemiyen birçok evrensel alanda birçok ülkeler biziraatil benni misli Brezilya gibi kahve ekimiyle meşhur olduğu gibi. Müdemin ahli alem ve tahadır misman ibn-i Muhammed Güzel Fenatır'ın mutlaka alim yaşlı değilim. Alem-i Arabi ve teslim-i Mümar-ül Fenni Mücevvet Alim-i Harabi. Burada sanki bu D şıkkı sanki farklı görünüyor. Hangisi lan? He? Yani D teslim-i Mümar-ül Fenni. Niye? Niye? Yok. Çünkü o kahvenin şeyiyle, kuru kahvenin ısıtmasıyla uğraşıyor. Onun için dedim, öyle bir şey oradan. Ya da şey olabilir, biraz... Yani dedir, doğrudur ama yani ben bunu demek istiyorum ama neden dedi? Yani farkı nedir? İşte orada şimdi kahvenin dünyada ekiminden bahsediyor. Hı-hı. Hazırlanmasından dünyanın bak mesela burada ada dedi, "Bi cemi'en ehli alem." Bedefi menayetir mutalmin el alem. Dünyanın değişken.
Ondan sonra Cedeyne Yemen Habeşistan. Ondan sonra Edeyne Brezilya gibi. Yani dünyanın neresine ilgili hep onunla bahsediyor. Ha, bu şimdi sadece... burada da davanın yapımından yani mesela nasıl yapılıyor? Evet, evet. O ekimi ayrıdır, yapılması ayrıdır değil mi? Aynen. Bir de bu Huve'nin gideceği bir yer yok. Huve teskin. Huve nereye gidiyor? Huve teskin. Evet. Evet. Evet, doğru. Evet. Evet. Buyur. Evet. Yunsa'u el insanu bi şirbi 6 ile 8 ekvav melmai yevmiyen. Yani günlük insan 6 ile 8 bardak su içmesiyle öneriliyor. Fa'indama yeşribil ma'u ekkelle kemiyeti minel ma'i lezi yaksiruhu cismuhu yusabil cismu bil cufafi. Eğer tavsiye edilen miktardan daha az su içerse o zaman bedeni kurur, yani kurumaya maruz kalır. وَيَجِبُ عَلَى الْاِنْسَانِ اَنْ يَشْرِبَ الْمَاءَ وَمَجَالِسُ İnsan su oturarak içmesi gerekir. Ne alakası var? وَيَزْدَادُ نَقْسُ الْمَاءِ فِي الْجِسْمِ فِي حَالَاتِ الْجَوِ الْحَارَةِ وَاَسْلَامِ مَرَسَدِ الْرِيَادِ İnsan spor yaparken ve sıcak hava durumlarda insan bedenindeki su azalması artar. لِذَلِكَ فَاِنَّهُ مِنَ الْلَادِمِ شُرْبِ الْمَزِيدِ مِنَ الْمَاءِ فِي هَذِ الْحَالَاتِ İşte bu durumlarda fazla su içme tüketmesi gerekir. Evet. Çok basit. Evet. Evet. Buyurun, bunu da oku Seydan. Evet. Esbahat tilfazu fi asrina al-hadir cüz'en muhimmen fi hayatina al-yevmiye. Televizyon, modern hali hazır çağımızda, günlük hayatımızda önemli bir parça olmuştur. Tamam. Ve yuqaddimu lana surata ma'al kelimati bi şeklin cemil. Bu televizyon bize kelimeyle birlikte, yani konuşmayla, sözle birlikte resmi de sunuyor. Güzel bir şekilde resmi de sunuyor. Evet. El-mizya'u yuqaddimu lana savt. Mizya radyo bize ses veriyor fakat yalnız sesi sunuyor. Ve nahnu lanara şahsen lezi yetekelemu fil mizya. Radyoda konuşan kişiyi görmüyoruz. O sadece sesi duyuyoruz. Ve mazalet tahsinatu ve ta'dilatu tedkulu ala televizyon. Sawa'an min nahiyeti sanati, bak bu hemen farklı oldu. Hem min nahiyeti irsal ve istikbali. Diyor ki sürekli iyileştirmeler, onarmalar televizyona giriyor. Nedir? İsterse televizyonun sanayi yönünden, isterse onun televizyonun insanlara gönderilme açısından. Mesela orada uydu vasıtasıyla. Alıcı mı verirler? Alıcı verirler, evet. Ve a'zamu tatavvurin temme fi hizmeti tilfaz televizyon hizmetinde tamamlandı en büyük gelişme ve itlabul kameri sinaiyi fil fada uzayda bu uyduyu gönderilmesi haysu yedure havlel kurretil aradiye ki dünya etrafında dönüyor. Evet. O zaman doğru cevap sanki E oldu. Hayır Seyna. Allah Allah, dur. O zaman A mıdır? Şimdi televizyonda bahsediyor, sonra mizya radyoya geçti. Tamam. O zaman şeydir, dine televizyondan bahsetti, hizmeti telefonu. Esma'n telefonu, o yukadı bilen surata vesaire, ve ma zalatı tahsinatı ve tadilatı ve tukulu ala televizyon, ama el mizya'u yukadı bilen radyoya geçti. C'de radyo var. Değil mi? O zaman. He? Hah. Yani televizyona gelir C. C radyo, radyodan bahsediyor ha. Doğru, bu sadece radyo ya. Ya tamam. Burada da şeyde ha. Tamam, fiyatekim film izleyeyim. Ben oraya kadar tamam. Doğrudur, tamam. Doğru. Tamam. Aynen. Hadi akşamlar. Allah'a emanet.